Akbulya nöbetçi eczaneleri sunar. Bestel Çevik Mobilya nöbetçi eczaneleri sundu. İzleyenler, SRT Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. İyi akşamlar. Günün önemli başlıkları ekranlarınızda. Sivas Kongresi'nin 100. yılında 100 proje. Sivas Belediyesi'nden model uçak milli takımı sporcularından büyük başarı. Hepsi ve daha fazlası birazdan SRT Ana Haber Bülteni'nde. Sevgili izleyenler, haber ayrıntılarımızla devam ediyoruz. Sivas Kongresi'nin 100. yılında 100 projenin belirleme ve değerlendirme toplantısı Sivas Valisi Davut Gül'ün başkanlığında Sivas İl Özel İdaresi'nde gerçekleştirildi. Sivas Kongresi'nin 100. yılında 100 projenin belirleme ve değerlendirme toplantısı Vali Davut Gül'ün başkanlığında Sivas İl Özel İdaresi'nde gerçekleştirildi. Kongrenin 100. yılına şehir olarak hazırlanılması gerektiğini kaydeden Gül, önümüzde yaklaşık olarak 13 ay var. Bununla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar yapacağız. Burada genel bir yol haritası belirledik. Bundan sonraki aşamada bayramdan sonra sivil toplum kuruluşlarıyla toplantı yapacağız diyerek şunları kaydetti. 9 yılı Sivas Kongresi'nin 100. yılı. Dolayısıyla da önümüzde yaklaşık 13 aylık bir süre var. Sivas Kongresi'nin 100. yılında ulusal çapta kongreyi gerçekten Türkiye'nin gündemine oturtabileceğimiz bir etkinlikler serisi yapmak istiyoruz. Bununla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar yapacağız. İlkini kamu kurum ve kuruluşlarıyla yaptık. Burada genel bir yol haritası belirledik. Bundan sonraki aşamada bayramdan sonra sivil toplum kuruluşlarımızla toplantı yapacağız. İsteğimiz şu: 2019 4 Eylül geldiğinde yaptığımız etkinlik Türkiye'de gündem oluşturabilecek. Kongrenin 100. yılında 100 projeyi kamuoyuyla paylaşmak istediklerini belirten Gül, bu 100 projenin bazıları bitmiş, bazıları devam eden ve bazıları da planlanan projeler olacak. Baktığımızda Türkiye'nin ve Sivas'ın nereden nereye geldiğini görmüş olacağız dedi. Hem kongreye katılan büyüklerimizin
emeklerini yad etmek, hem şehrimizi bu vesileyle bir kez daha gündeme getirmek olacak. Bununla ilgili Gençlik Spor'dan Sivas Spor'a kadar, kültürden il özel idaresine, belediyesine kadar her kurumun mutlaka yapacağı etkinlikler var. Bunlarla ilgili ayrıca da şunu yapmak istiyoruz. Kongrenin 100. yılında bir 100 yılı geride bırakmış oluyoruz. Özellikle son yıllar başta olmak üzere 100 önemli projemizi de kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Bu 100 projenin, 100. yılda 100 projenin bazıları bitmiş olacak, bazıları devam eden projeler olacak, bazıları da planlanan projeler olacak. Ama baktığımızda Türkiye'nin geldiği noktayı, nereden nereye geldiğini görmüş olacağız. Sivas'ın nereden nereye geldiğini görmüş olacağız. Ayrıca vatandaşlardan 100. yıl etkinliklerine önerileri olanlar varsa bunlar da valiliğimiz elektronik ortamda gerekse bizzat gelerek iletebilirler ifadelerini kullandı. Ayrıca vatandaşlarımızda da 100. yıl etkinliklerine önerileri olanlar varsa bunlar da valiliğimize gerek elektronik ortamda gerekse de bizzat gelerek iletebilirler. Toplantıya Sivas Belediye Başkanı Sam Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yıldız, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Demir Grup Sivas Spor Yönetim Kurulu Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın yanı sıra çok sayıda kamu kurum müdürü ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Otel anlamında da biz bunun altında kalkarız. Yani konaklama şöyle bir 500 kişi, 100 kişi finansmanını çözdükten sonra çok rahat şey. Sivas Belediyesi AK Parti'nin kuruluşunun 17. yıl dönümü dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 yıl önce Sivas'a gerçekleştirdiği ziyaretin yer aldığı nostaljik bir klip hazırladı. Sivas Belediyesi AK Parti'nin kuruluşunun yıl dönümü dolayısıyla nostaljik bir klip hazırladı. Hazırlanan klipte AK Parti'nin kuruluşunun ilk yıllarında AK Parti'nin kurucusu Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2001 yılında Pınarhisar cezaevinden çıktıktan sonra Türkiye'de ilk kurulan AK Parti Sivas İl Başkanlığı'nın açılışındaki görüntülere yer verildi. Açılış töreninde sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Günümüz kutlu, Miraç kandiliniz mübarek olsun. Görüntülerde 1993 yılından itibaren Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte çalışan, özellikle AK Parti'nin kuruluşundan bu yana reklam, kurumsal tanıtım ve organizasyon konularında büyük emek veren, 15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok'a da yer verildi. Nostaljik görüntülerin yer aldığı klip büyük beğeni kazanırken klip belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Görüyorum ki Sivaslılar kendilerine ümit olarak gördükleri Türkiye'nin ümidi haline gelmiş olan AK Partimizi büyük bir coşkuyla karşıladılar. Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bizler sizlere hizmet edeceğiz ve sizlere layık olacağız. Sivas Valisi Davut Gül, model uçak yarışmasında dereceye giren öğrencileri ve okuma yazma kurslarına katılan 3 bayanı makamında kabul etti. Türk Hava Kurumu Sivas Şube Başkanı Sebahattin Erbıyık, beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Vali Davut Gül'ü ziyaret ederek model uçak yarışması ile ilgili bilgiler verdi. Uçaklarımızın pasaport ve bütün masraflarını karşılamak suretiyle bu gösterine gitmelerini ve başarılı olmalarını sağlayacak. Kaç kişi gitti? 12 öğrenci. 3200'den bir öğretmen, 8. Sivas'tan gitti. Sanırım 3'te Türk olarak. Bulgaristan'da 4-5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen model uçak serbest uçuş World Cup F1H yarışmasına Sivas'tan seçilen milli takım sporcuları Selin Uğur 1. Çağatay Suva 2. Melih Özüduru 3. ve Zehra Arsu ise 4. oldu. Bu bir World Cup olduğu için herkesin
6 ülkeden 24 yarışmacının katıldığı Memorial Burislav Bardarov Dünya Kupası'nda F1 H kategorisinde gençlerde Zehra Arsu ise ikinci oldu. Fransa vardı, Amerika vardı, İsrail havacılık konusunda çok iyiydi Sayın Aydın. Vali Gül sporcuları başarılarından dolayı kutlayarak ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiniz, sizlerle gurur duyuyoruz dedi. Okuma yazma bilmediği için birçok zorluklarla karşı karşıya kalan kadınlar okuma yazmayı öğrendikten sonra hayatlarında büyük kolaylıklar yaşamaya başladı. Okuma yazma kurslarına katılan 3 bayan Vali Davut Gül'ü ziyaret ederek teşekkürlerini bildirdi. Yazdığınız göre okumuşsunuzdur ya. Evet. Ama canlı istiyorsa oku yani. Biraz ama biraz şey yaparsanız. Şöyle değil misiniz? Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen okuma yazma seferberliği kapsamında Sivas'ta açılan kursları başarıyla tamamlayan kursiyerler de bu eğitim faaliyetlerinden en iyi şekilde istifa ettiklerini söylediler. Yazdığınız göre okumuşsunuzdur ya. Evet. Ama canlı istiyorsa oku yani. Biraz ama biraz şey yaparsanız. Şöyle değil misiniz? Okuryazarlık seferberliği kapsamında Karşıyaka Nuri Dönmezcan İlkokulu, 2. kademe kursiyerleri Dudu Karat, Menekşe Altıntaş ve Dönek Kulaç okuma yazma eğitimi sürecinde yaşadıklarını, duygularını Vali Davut Gül ile paylaştı. Okuyorum da çok heyecanlandım. Evet, tebrik ediyorum. Vali Gül'ü makamında ziyaret eden kursiyerlerden Dönek Kulaç, okuma yazmayı öğrendikten sonra otobüse binerek gideceğim yere rahatça gidebiliyorum. Gazeteleri okumayı öğrendim, hastaneye gitmeyi, doktorun ismini okumayı öğrendim sözleriyle okuma yazma kursunun hayatına kattığı kolaylıkları anlattı. 6 çocuğum var, 3 oğlan, 3 kız. Ben de bu kadar okuyabildim vallahi. Vali Davut Gül ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek kursiyerleri çabalarından ve isteklerinden dolayı kutladı. Gül, Eylül ayında kursları başarıyla tamamlayanlara kura çekilişiyle umre, ev eşyası ve küçük altın hediyesi verileceğini söyledi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alim Yıldız 2 yıllık değerlendirme yaptı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alim Yıldız 2 yıllık değerlendirme yaptı. Rektör yardımcıları, dekanlar ve bölüm başkanları ile birlikte 2 yıllık değerlendirme adı altında basın toplantısı düzenleyen Rektör Yıldız, kısa sürede başarılı çalışmalara imza attık dedi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alim Yıldız, rektörlük görevine aday olduğunda vaat ettiği projeleri içeren videonun gösterimi ve göreve başlamasıyla üniversitede bilimsel, kurumsal, sağlık alanında yapılan hizmetler, yatırım işleri, öğrenci ve personele yönelik hizmetleri içeren sunumu gerçekleştirdi. Ben ve benimle yola çıkan arkadaşlarım geçmişte ve her zaman aklının yanında olduk. Asla zulmetmedik. İlkelerimizden ve inandıklarımızdan asla vermedik, vermeyeceğiz. Dini anlamda kitap, makale, sempozyum her ne varsa davet dediğimiz dini araştırmalar veri tabanını Cumhuriyet Üniversitesi'nde kurduk ve Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisini uluslararası taranan dergiler arasında arasına getirdik. Cüsam ve Hayvan Hastanesi, Divre Ulu Camii, organize sanayi ve bilimsel çalışmalarla ilgili olarak da görüşlerini dile getiren Yıldız, üniversite olarak Sivas'ın en önemli gücü olduğumuzu düşünüyoruz. Sanayiden tarıma, kültürden sanata, sağlıktan nanoteknolojiye birçok alanda daha Sivas'ın gelişimi için çalışmalarımız bulunmaktadır dedi. Makedonya'da bulunan üniversitelerle Cumhuriyet Üniversitesi'nin işbirliğe gitmesi gerektiğini ifade ederek bizleri davet ediyor. Biz de inşallah Makedonya'ya da gideceğiz. CÜSEM Sürekli Eğitim Merkezi önemli. Birçok kursumuz burada düzenleniyor. Ve göreve geldiğimizden durum neydi, şu andaki durum ne diye baktığımızda yaptığımız kurslarla ilgili gelir 220 binden şu anda ilk 6 aylık dönemde 605 bine çıktı. Bu üniversitemizin bir geliri.
Engellilere yönelik çalışmaları zaten biliyorsunuz. Hayvan hastanemiz önemli. Birkaç kez sizler de haber yaptınız. Türkiye'de örneğin Ankara'da tedavi edilemeyen bazı hayvanlar getirildi. Üniversitemizde veterinerlik fakültesinde tedavi edildi. Veterinerlik fakültemizdeki hayvan hastanesi çok önemli. Rektör Yıldız en iyi gelişim gösteren teknokentler arasında Sivas Cumhuriyet Teknokent'in ikinci olduğunu ve bünyesinde geçtiğimiz yıl kurulan Fikri Sanayi Mülkiyet Hakları Birimi tarafından 3. patent bir faydalı buluş, 7 marka tescil başvurusu yapılmıştır. Patent çalışmalarının artarak devam etmesi için akademisyenlerimize her türlü desteği vermekten kaçınmayacağımızı bir kez daha ifade etmek isterim dedi. Patent başvuruları var. Geçenlerde bir haber vardı. Cumhuriyet Üniversitesi'nde patent yok diye. Kaç tane patent var? 4. başvuruyu yaptık hocam. 4. başvuru yapıldı. Bir tanesinde ticarileştirilmesi için sözleşmemiz hazır. Sadece firmayla birlikte oturup anlaşmayı imzalayacağız. Şu an başladık. Şu anda müracaatlar böyle ama hazırlananlar da var. Biz bunların sayısını artırmak için uğraşıyoruz. Bilimsel araştırmalar ve nonofetonikle ilgili de görüşlerini dile getiren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Yıldız, merkezimizden kurum içi ve TÜBİTAK Uzay ODTÜ Bilkent, Ermaksan Erzurum Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi gibi kurum dışı pek çok birim hizmet alımı şeklinde faydalanmaktadır dedi. Nanofotonik merkezi araştırmamız önemli. Burada yeterince uzmanlarımız var. Bunun başında Sezai Elegöz hocamız vardı. Şu anda Aselsan'da yönetim kurulu genel müdür yardımcısı oldu. Oradaki çalışmalar devam ediyor. Çok güzel çalışmalar var. Üniversitemizin adını duyuracak çalışmalar bunlar. Ürüne dönüşecek çalışmalar. Yine ileri teknoloji uygulama ve araştırma merkezimiz var. Cumhuriyet Üniversitesi uluslararası üniversite konumuna getirmek için çaba sarf ettiklerini dile getiren Yıldız, yabancı üniversite kontenjanlarına da değindi. 2019 yılında üniversitemizde 500 yabancı öğrenci kontenjanı ayırdık. Daha önceden yani şu anda mevcut 180 yabancı öğrencimiz vardı. 2018-2019'da 500 ayırdık. Bunlar müracaatlarını yaptılar. Hatta Sivas'ta ve Cumhuriyet Üniversitesi'nde zaten bir ilk 3000 civarında yabancı öğrenci müracaatını yaptı. Sivas'a 2700 kişi geldi ve sınava girdi. Hastanenin borçları ve yeni hastane yapımı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Yıldız, sağlık alanında en iyiye ulaşmak için çaba harcayan hastanemizin hekimleri çok sayıda başarılı operasyon ile adından söz ettirmektedir dedi. Proje aşamasında olan yeni hastanemiz önemli. Bunun şu anda proje ihalesi 31 Ağustos mu Vural Bey? 29 Ağustos'ta ihale bitiyor. Soru cevap bölümünün ardından basın toplantısına katılan basın mensuplarına yerleşkede yapılan çalışmaların gösterilmesi amaçlı lojman, nizamiye kapısı, uğraşı bahçeleri, merkezi kütüphane, saat kulesi, spor tesisleri, yeni yapılan kadın doğum ve çocuk hastanesi, örnek oda uygulaması ve yerleşke düzenleme çalışmalarının yapıldığı mini bir gezi programı düzenlendi. Adalet ve Kalkınma Partisi 6. Olağan Büyük Kongresi öncesi Sivas AK Parti İl Başkanlık Binası'nda basın toplantısı gerçekleştirildi. Adalet ve Kalkınma Partisi 6. Olağan Büyük Kongresi öncesi Sivas AK Parti İl Başkanlık Binası'nda basın toplantısı gerçekleştirildi. AK Parti İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen basın toplantısına AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat ve Gençlik Kolları'nın yanı sıra ilçe başkanları da katılım sağladı. AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu yeni dönemin başlamış olduğunun altını çizerek 6. Olağan Büyük Kongre ile AK Parti'nin içinde bulunduğumuz yeni sürece uyum aşamasını tamamlayacaktır diyerek şunları kaydetti. 24 Haziran seçimleri ile de teyitini alan
ve böylece hayata geçen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte Türkiye'de yeni bir dönem başlamıştır. Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kurucusu olduğu yuvam, sevdam, aşkım dediği partisine geri dönmüştür. 6. olan Büyük Kongre ile partimiz içinde bulunduğumuz bu yeni sürece uyum aşamasını tamamlayacaktır. Aksu konuşmasında ayrıca Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki Kutlu Dava'nın neferleri olarak siyaseti bir bayrak yarışı olarak gördüklerini dile getirdi. 16 yıldır girdiği tüm seçimleri kazanan AK Parti ilerlemeyi yenilenmeyle teminat altına almıştır. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki bu Kutlu Dava'nın neferleri olarak bizler siyaseti bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Bizler siyaseti bir makam ve statü değil, bir görev ve sorumluluk addediyoruz. Hakan Aksu 18 Ağustos Cumartesi günü bütün teşkilat ile birlikte Ankara Kapalı Spor Salonu'nda olacaklarını da sözlerine ekledi. Bizler 18 Ağustos Cumartesi günü bütün teşkilatlarımızla birlikte Ankara Kapalı Spor Salonu'nda olacağız. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yorulmadan, bir an dahi duraksamadan büyük bir azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Basın toplantısında son olarak söz alan Belediye Başkanı Selim Aydın, AK Parti'nin 16 yıldır bu ülkeye çok büyük hizmetler sunmuş ve bu kararlılık ve azimle devam eden bir parti olduğunu vurguladı. İl Başkanımızın da ifade ettiği gibi AK Parti 16 yıldır bu ülkeye çok büyük hizmetler sunmuş ve bu kararlılık ve azimle de yoluna devam eden bir parti. Özellikle son günlerde ülkemize karşı yapılan, yapılmak istenen bir takım ekonomik etkileri olan saldırılara karşı AK Parti geçmişteki saldırılara karşı nasıl dik durduysa buna karşı da ülkemizi ve bizleri dik durarak bu saldırıyı bertaraf etmenin mücadelesini ortaya koyuyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle hayvan sağlığı, halk sağlığı ve çevre sağlığını ilgilendiren konularda Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Öğretim Üyesi Doktor Erhan Yüksel, Kurban Bayramı öncesinde yapılması gerekenler, doğru bilinen yanlışlar üzerinde açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle hayvan sağlığı, halk sağlığı ve çevre sağlığını ilgilendiren konularda Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Erhan Yüksel, Kurban Bayramı öncesinde yapılması gereken doğru bilinen yanlışlar üzerine açıklamalarda bulundu. Yaklaşan Kurban Bayramı'nda vatandaşlarımıza dini vecibelerini yerine getirirken aynı zamanda sağlıklı hayvan sağlıklı gıda tüketmeleri için veteriner hekim kontrolünde yetiştirilen, sevki yapılan, satışa sunulan ve kesilen hayvanları tercih etmelerini tavsiye ediyoruz. Doktor Öğretim Üyesi Erhan Yüksel, insanlarda görülen hastalıkların yarıdan fazlası zoonoz olarak adlandırılan hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklardır. Bununla birlikte halk sağlığı açısından gıdaların ortaya koyduğu riskin önemli bir bölümü yine hayvansal kökenli gıdalardan kaynaklanmaktadır dedi. Hayvan ve hayvansal ürünlerden gelebilecek ve bu bizlere bulaşabilecek bu tehlikelerin azaltılması ve ortadan kaldırılması için hem kesim öncesi hayvanların veteriner hekim tarafından kontrol edilmesi hem de kesim sonrası karkasının muayenesi ve hastalık etkenlerinden uzak tutulması Kurban Bayramı için önemli basamaklar oluşturuyor. Öncelikle erkek kurbanlık seçmenin önemine dikkat çeken Doktor Yüksel, 2018 yılı kurban hizmetlerinin uygulamasına dair tebliğe göre hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvanların Tarım ve Orman Bakanlığı'nda kayıtlı olduğunu gösteren kulak küpelerinin olmasına, veteriner hekim tarafından muayene edilerek sevk edildiğini gösteren veteriner sağlık raporu ve hayvanların pasaportlarının olmasına, kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan öncelikle erkek olanların tercih edilmesi gibi hususlara dikkat edilmesi gereklidir dedi. Yine kurban kesimleri için öncelikli olarak veteriner hekim kontrolü yapılan hijyenik mezba ve kombineler ile belediyelerin
geçici olarak tesis ettiği kesimhaneleri veya kesim yerlerini vatandaşlarımızın tercih etmesini önemsiyoruz. Bununla birlikte hayvanların kesim öncesi ve kesim esnasında hayvanlara karşı yaklaşımlar yönüyle, biliyorsunuz İslam dini sevgiyi temeli alan bir din. Bu nedenle İslam'ın öğretilerine ve bizim hayvan refah standartlarını yakalamamız adına hayvanlara eziyet verecek, onlara acı ve ızdıraba maruz bırakacak uygulamalardan mutlak suretle kaçınmamız gerekiyor. Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, dini bayramlardan biri olan Kurban Bayramı'nı kutlayacak olmanın onuru ve gönlünü yaşadıklarını belirterek esnaf ve sanatkarın Kurban Bayramı'na hazır olduğu açıklamasında bulundu. Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, dini bayramlardan biri olan Kurban Bayramı'nı kutlayacak olmanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını belirterek esnaf ve sanatkarların Kurban Bayramı'na hazır olduğunu söyledi. Kurban Bayramı nedeniyle piyasada bir hareketlenme olduğunu, döviz kurunda yaşanan artışa rağmen esnafın müşterilerini mağdur etmemeye gayret gösterdiklerini ifade eden SESOB Başkanı Beşir Köksal, "Son günlerde ülkemiz üzerinde oynanan oyunların farkındayız. Esnaf teşkilatı ve milletimiz olarak 15 Temmuz'da tepkimizi göstererek dimdik durduk. Şimdi ise Amerika'nın yapmış olduğu hainlik, dolar ve euro artışıyla ekonomimize zarar vermek, ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz" diyerek şunları kaydetti. Aslında bu bir ekonomi kriz değil, bu bir siyasi krizdir ve Amerika'nın baskısıdır. Amerika demek ki ders almamış, 15 Temmuz'dan ders almamış, Türk milletinin ne kadar asil, ne kadar milletine, devletine, hükümetine, vatanına ne kadar sadık, ne kadar asil olduğu bir millet olduğunu anlayamamıştır ki bu baskıyla Türk halkını yıldırmak istiyor. Bizim esnafımız, milletimiz, halkımız vatanına, milletine, devletine bağlıdır. Asla taviz vermez. Devletinin yanındadır. Yanında olması da gerekmektedir. Bayram nedeniyle esnaflarda hareketlilik yaşanmasından dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Köksal, esnaflara bazı tavsiyelerde bulunarak tüketicilerin daha rahat bir şekilde alışveriş yapmaları konusunda, vatandaşlara yardımcı olmalarını, müşteri memnuniyetine önem vermelerini, çarşı ve pazarda yan kesicilik, dolandırıcılık ve sahte para olaylarına karşı dikkatli olmalarını tavsiye etti. Ve bu arada da esnaf sanatkarımıza da büyük işler düşmekte. Mutlaka müşteri memnuniyetine dikkat etmeleri ve paralarını kasada bırakmamaları, kurt dumanlı havayı sever. Onun için bu gibi kötü niyetli insanlara fırsat vermemelidir. Onun için dikkatli olmalıdır. Sürücüleri duyuran Köksal, bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle bayramı memleketlerinde aileleriyle birlikte geçirmek isteyenlerin uzun yol kat edeceğini belirterek bayramda kazaların arttığına dikkat çekti. Köksal, bayramların toplumun birliğini sağlayan, değerlerin hatırlandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, dostluk ve kardeşlik, duygu ve hislerinin güçlendiği özel günler olduğunu hatırlatarak vatandaşların ve esnafların Kurban Bayramı'nı da kutladı. Önümüzde bildiğiniz gibi Kurban Bayramı var. İki tane dini bayramımız var. Ramazan Bayramı'nı geçirdik. Kurban Bayramı var. Buradan bütün İslam aleminin ve Türk milletinin, ilimizin, halkının, özellikle esnaf ve sanatkarımızın Kurban Bayramlarını kutluyorum ve Cenab-ı Allah'tan. Tunceli Jandarma Komutanlığı'na atanan Jandarma Kıdemli Albay Sinan Şen, Sivas Valisi Davut Gül'e veda ziyaretinde bulundu. Tunceli Jandarma Komutanlığı'na atanan Jandarma Kıdemli Albay Sinan Şen, Sivas Valisi Davut Gül'e veda ziyaretinde bulundu. Resmi gazetede yayınlanan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait kararname ve terfi kararı ile Sivas İl Jandarma Komutanlığı görevini yürütürken Tunceli Jandarma Komutanlığı görevine atanan Kıdemli Albay Sinan Şen, Vali Davut Gül'ü ziyaretinde görev yaptığı süre zarfında geniş coğrafyası ve kültürel zenginliklerle dolu Sivas'ta görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyarette Vali Gül, İl Jandarma Komutanı Şen'e Sivas'a yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi. Ziyaretin sonunda Vali Gül, Albay Sinan Şen'e başarı belgesi takdim etti.
Sivas'ta jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 32 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6-12 Ağustos tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suçlar kapsamında 29 sigara kaçakçılığı, 2 uyuşturucu madde kaçakçılığı ve 2 yasa dışı giriş olmak üzere 33 olaya müdahalede bulunuldu. Yapılan çalışmalarda 8670 paket kaçak sigara, 18 litre kaçak içki, 388 gram eroin, 900 gram reçine esrar, 1 gram kobar esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 104 fişek ele geçirildi. 32 şüpheli hakkında işlem yapılırken 1 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda yakalanan 10 kaçak göçmen de gözlem altına alındı. Kızının düğününe geldiği köyde göçük altında kalarak hayatını kaybeden baba son yolculuğuna uğurlandı. Kızının düğününe geldiği köyde göçük altında kalarak hayatını kaybeden baba son yolculuğuna uğurlandı. Amca oradan kalkmış. Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde dün akşam saatlerinde tamir yaptığı evinin çatısının çökmesi sonucu hayatını kaybeden Hacı Gümüştaş, köyünde son yolculuğunu uğurlandı. Bursa'da yaşayan evli ve 5 çocuk babası Hacı Gümüştaş, kızının düğünü için geldiği memleketi Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yukarı Ekecik köyünde dün akşam saatlerinde kızı Serap Gümüştaş ile birlikte evinin yanında yaptığı odayı tamir etmeye başladı. Bu sırada temizlik yapmak için odaya giren Gümüştaş ve kızının üzerine odanın tavanı çöktü. Köylülerin yardımıyla göçük altından çıkarılan baba ve kız ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Gümüştaş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılan otopsi sonucunda Gümüştaş'ın cenazesi köyüne getirildi. Burada göçük altında kaldığı evin önünde helallik alırken Gümüştaş'ın çocukları ölen babaları için gözyaşı döktü. Köy meydanında kılınan cenaze namazı sonrası Gümüştaş'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. Çünkü küllü nefsin zâikatül mevt. Her nefes ölümü tadacaktır. Herkes ölecektir. Herkes. Göçük altında kalarak vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan Serap Gümüştaş'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Sivas'ta bir bankanın otomatik para çekme makinesinde kart kopyalama düzeni ve şifreleri alabilmek için gizlenmiş kamera bulundu. Sivas'ta bir bankanın otomatik para çekme makinesinde kart kopyalama düzeni ve şifreleri alabilmek için gizlenmiş kamera bulundu. İnönü Bulvarı üzerinde bulunan ATM'lerde herhangi bir olumsuzluğun olup olmadığına yönelik inceleme yapan Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ATM'de yapılan incelemede kart kopyalama düzeni ve şifreleri alabilmek için gizlenmiş kamera tespit edildi. Düzeneğin tespiti üzerine olay yerine gelen Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri ATM üzerinde bulunan düzeneğin iptaline yönelik çalışma yaptı. Düzeneğin üzerinde ve ATM'de olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından banka ATM'si kullanıma açıldı. ATM üzerinde bulunan düzenekle ilgili gerekli çalışmaları yapan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Sivas'ın Divri ilçesinde aç kalan yavru ayı doğada yemek ararken içinde yemek olabileceğini düşündüğü teneke kafasını sıkıştırdı. Sivas'ın Divri ilçesinde minibüsçülük yapan Celal Yalçın ve Sait Yalçın, çürek mevkiinde kafasına teneke sıkıştırmış ayı yavrusu ile karşılaştı. Yani pikabına gidelim abi. Minibüsün içine binsen, bunu da yanına al. Kafasındaki tenekeyi çıkarmaya çalıştığını fark eden vatandaşlar, yavru ayıya yardım etmek üzere yakalayarak kontrol altına aldı. Ödemem. Ayağını hiç ödemesin daha.
Olay mıydı? Bunu uzmanı gelip çözecek abi. Tamam abi. Yavru ayıyı kontrol altına alan vatandaşlar ayının tenekeye sıkışan kafasını kurtarmak için uzun süre çaba sarf etti. Pikabına götürek abi. Bağlasın. Tamam abi. Kafasındaki tenekeden kurtulan ayı daha sonra tedavisinin ardından tekrardan doğadaki hayatına bırakıldı. Cep telefonu ile kaydedilen ayının tenekeye kafasını sıkıştırdığı görüntüler sosyal medyada da paylaşılınca büyük ilgi gördü. Burada. Biz jandarmayalım, pikabı ne kadar? Sizin açıya da zarar verir. Amca sana ben bir şey söyleyeyim mi? Heh. Vatandaşların yavru ayıyı kurtarma çalışmaları vatandaşların beğenisini kazandı. Spor Toto Süper Lig'in ikinci hafta maçında deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak Demir Grup Sivasspor Trabzon'a gitti. Spor Toto Süper Lig'in ikinci hafta maçında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor Trabzon'a gitti. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçük Antonya'da sezonunun ikinci hafta maçında 17 Ağustos Cuma günü saat 21.45'te deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Kırmızı Beyaz ekip Karayolu ile Trabzon'a gitti. Akşam saatlerinde kamp yapacağı otele yerleşecek takım yarın yapacağı son antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek. Spor Toto 2. Lig'de şehrimizi başarıyla temsil eden Sivas Belediyespor A takımı futbolcuları Medikan Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Spor Toto 2. Lig'de şehrimizi başarıyla temsil eden Sivas Belediyespor A takımı futbolcuları Medikan Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Sezon hazırlıklarını 13 Temmuz'da başlayan Belediyespor yeni transfer ettiği sporcularla birlikte sağlık kontrolünden geçti. Sporcular Belediyespor'un sağlık sponsoru olan Medikan Hastanesi'ne geldi. Hastanede çok yönlü teste tabi tutuldu. Futbolcularda herhangi bir sağlık sorununa ise rastlanmadı. Futbolcuların testler sonucu sezona hazır olduğu belirtildi. 18 futbolcunun sağlık kontrolünden sorunsuz çıkmasıyla hastane heyeti Belediyespor'a sağlam raporu verdi. Şimdi sırada ekonomi ve hava durumu var. Sevgili izleyenler, bültenimiz burada sona erdi. Herkese mutlu akşamlar, hoşça kalın.